Çelebi Sultan Mehmet 1421 yılının ilkbaharında ciddi olarak rahatsızlanınca Amasya'daki oğlu Murad'a haber verilmesini ve onun derhal merkeze gelmesini istemişti. Zira ortaya çıkacak bir iktidar boşluğunda Doğu Roma'nın Şehzade Mustafa'yı salıvererek bir buhran çıkarmasından endişe duyuyordu. Şehzade Murad süratle hareket ettiyse de babasını dünya gözüyle bir kez daha göremedi. Bursa'ya geldiğinde babasının vefat haberini öğrendi. Durumu Edirne'de Vezir-i Azam Bayezid Paşa'ya bildirdi. Bunun üzerine Sultan Çelebi Mehmed'in herhangi bir hadiseye meydan vermemek için gizlenmekte olan vefatı ilan olundu. Cenazesi alınarak Bursa'ya getirildi. Murat Han 18 yaşındayken 25 Haziran 1421'de Bursa'da tahta çıktı. Ceddi Yıldırım Bayezid'in damadı Büyük Alim Emir Buhari Hazretlerinden kılıç kuşandı ve dualarını aldı. Yeni Sultan Murat sonrasında cülusunu komşu hükümetlere bildirdi. Doğu Roma İmparatoru derhal iki elçiyi padişaha gönderdi. Bunlardan biri yeni padişahı tebrik ve taziyet etmek üzere vazifelendirilmişti. Diğeri ise Çelebi Mehmet dönemindeki sulhün devam edebilmesi için Murad'ın iki erkek kardeşini imparatorun himayesine almak üzere gelmiş bulunuyordu. Eğer bu çocuklar verilmezse İstanbul'daki Şehzade Mustafa Çelebi'nin serbest bırakılacağı tehdidinde bulunmuşlardı. Atabey Beyazıt Paşa bunun mümkün olmayacağını söyledi. Şehzadelerin teslim edilmemesi üzerine İstanbul'da imparatorun devlet adamları arasında bir görüşme oldu. İmparatorun oğlu ve saltanat ortağı olan Ioannis bir kısım devlet adamları ile Mustafa Çelebi taraftarıydılar. İhtiyar İmparator Manuel ile bazı devlet adamları ise Murat'la anlaşmaya uygun buluyorlardı. Ancak Ioannis taraftarları Gelibolu'yu kendilerine teslim vaatinde bulunan Mustafa Çelebi ile anlaşmakta ısrar ettiklerinden onların fikirleri galebe çaldı. Derhal General Dimitrios Leontorios 10 kadırga ile Limni adasına gönderildi. İmparator Manuel, Türkler arasında çıkaracağı nifaktan büyük istifadeler elde edeceğini ümit ediyordu. Şehzade Mustafa ise her ne elde ederse kazanç olacağı ve hiçbir şey kaybetmeyeceği için memnuniyetle razı oldu. Yapılan anlaşmaya göre Mustafa, muvaffak olduğu takdirde Gelibolu'yu, İstanbul'un kuzeyinde Boğdan hududuna kadar Karadeniz sahilindeki bütün şehirleri ve Erisos ile Aynaroz'a kadar teselli havalesini imparatora iade edecekti. Şehzade Mustafa'nın bu ahitnameyi imzalaması üzerine Leontorios, onu ve destekçisi İzmiroğlu Cüneyt Bey'i kadırgalara bindirip Gelibolu'ya çıkardı. Murat Han'a bağlı birlikler karşılarına çıktıysa da Cüneyt Bey'in idaresindeki Mustafa Çelebi kuvvetlerine mağlup olarak Gelibolu Kalesi'ne kapandılar, kale muhafızları Murat Han'a bağlı kalarak teslim teklifini reddettiler. Mustafa Çelebi ve General Leontorios'un emrindeki Doğu Roma birlikleriyle aralarında şiddetli çarpışmalar oldu. Bunun üzerine Mustafa Çelebi, Gelibolu halkının ileri gelenlerini görüşmeye davet etti. Halka kendisinin asıl hak sahibi olduğunu söyleyip Yıldırım oğlu olduğunu iddia etti. Ama hünkârın Bayezid Paşa gibi güçlü bir serdara inancı ve güveni tamdı. İstediği gibi hareket edebileceğini bildirdi. Bayezid Paşa, Gelibolu yolu kapalı olduğundan kış mevsiminde İstanbul boğazında Güzelcehisar'dan 1001 müşkülatla karşı tarafa geçti. Yanında fazla kuvvet yoktu. Edirne tarafına giderek orada da kuvvet topladı. Mustafa Çelebi'nin Gelibolu'dan çıkıp üzerine geldiğini duyunca onu Sazlıdere mıntıkasında karşıladı. Bayezid Paşa, askerlerinin karşı tarafa geçmelerinden ciddi surette endişe ediyordu. Bu itibarla savaşa girişmeden önce onlara bir nutuk çekti. Mustafa'nın gerçek bir Osmanlı şehzadesi olmayıp Doğu Roma tarafından yetiştirilmiş ve devletimizi bölmek, parçalamak isteyen bir hain olduğunu vurguladı. Bu sırada Bayezid Paşa'nın üzerlerine geldiğini haber alan Cüneyt Bey de Gelibolu muhasarasını kaldırarak Mustafa'ya katılmış bulunuyordu. Mustafa Çelebi ise yine etkili bir hitabetle Bayezid Paşa'nın yanındaki askerlere seslenerek kendisinin Yıldırım Han'ın oğlu olduğunu, Rumeli beylerinin bu sebeple kendisine katıldığını, dolayısıyla hiç vakit geçirmeden gerçek sultanlarının yanında yer almalarını bildiriyordu. Mustafa'nın çağrısı ve Akıncı birliklerinin hareketi etkisini göstermişti. Nitekim çarpışmanın hemen ilk anlarında Bayezid Paşa kuvvetlerinin sağ ve sol kolları karşı tarafa iltihak ettiler. Bu durumda çarpışmanın faydasızlığını gören Bayezid Paşa da teslim olma yolunu tuttu. Şehzade Mustafa onun bu hareketinden fevkalade memnun kalarak onu derhal vezirlikle mükafatlandırmak istedi.
Fakat yanındakiler paşanın bu şekilde ciddi bir mukavemet göstermeden gelip teslim oluşundan kuşkulanmışlardı. Mustafa'yı uyanık durmaya teşvik ettiler. Mustafa, kendisinin düzme ve sahte bir şehzade olmayıp gerçek olduğunu ispat için vücudunda Ankara Savaşı'ndan kalmış olan yara izlerini Bayezid Paşa'ya gösterdi. Böylece bu kudretli beyin saygısını tam anlamıyla celbetmek istemişti. Mustafa Çelebi'nin bütün hareketlerini kuvvetli bir mücadele adamı olan Veziri Cüneyt Bey idare ediyordu. Cüneyt Bey, Bayezid Paşa'dan hiç hoşlanmamış ve yanlarında bulunuşunu bir tehlike olarak görmüştü. Bu itibarla Mustafa'nın onun hakkındaki tereddütlerini arttırdı. Neticede Cüneyt'in şiddetli tahrikleriyle Bayezid Paşa şehit edildi. Mustafa Çelebi bu başarılardan sonra büyük bir alayla Edirne'ye girdi. Namına para bastırdı. Artık Rumeli'de bütün yerler onun iktidarını tanımış bulunuyordu. Yanında bütün Rumeli beyleri ve kuvvetleri olduğu halde Anadolu tarafına geçmek üzere Gelibolu'ya geldi. Onun Sazlıdere muvaffakiyetini ve hükümdarlığını haber alan Şahmelik Bey de Gelibolu'yu Leon Tarios'a teslim etmişti. Mustafa Çelebi kaleye Bizans kuvvetlerini yerleştirmek isteyen generale menfi cevap verdi. Leon Tarios çaresiz İstanbul'a dönerek keyfiyeti imparatora anlattı. İmparator Manuel bunları öğrendiği zaman çok müteessir oldu ve fena halde hiddetlendi. Fakat yapacak herhangi bir şey yoktu. Gelibolu Kalesi'ni iyice tahkim eden Mustafa Çelebi donanmaya kaptanlar ve kumandanlar tayin eyledi. Daha sonra Anadolu'ya geçmek yerine tekrar Edirne'ye dönerek saltanat sürmeye başladı. Sultan II. Murat, Bayezid Paşa'nın öldürüldüğünü ve onunla birlikte giden askerlerinin de Mustafa'ya iltihak ettiğini haber alınca sarsılmış ve dayanma gücü kırılmıştı. Ancak Mustafa Çelebi'nin Anadolu'ya geçmek yerine Edirne'de saltanatının tadını çıkarmaya başlaması kendisine rahat bir nefes aldırdı. Öncelikle Mustafa Çelebi'nin Gelibolu meselesinden dolayı Doğu Roma ile arasının açılmasından istifade etmek istedi. Bayezid Paşa'nın ölümü üzerine yerine tayin edilen yeni vezir azam Çandarlı İbrahim Paşa'yı İstanbul'a gönderdi. Usta bir diplomat olan İbrahim Paşa, Mustafa Çelebi ile imparatorun aralarının bozulduğundan haberi yokmuş gibi Manuel'den yardım istedi. Babası Çelebi Mehmet'e yaptığı gibi oğluna da yardım edebileceğini ve bundan kendisinin de kazançlı çıkacağını söyledi. Ancak imparatorun Gelibolu ile iki şehzadenin tesliminde ısrar etmesi sebebiyle anlaşma yine sağlanamadı. Ayrıca bu sırada Mustafa'nın elçileri tekrar gelmiş ve tarafsız kalındığı takdirde harp sonunda Gelibolu'yu Bizans'a teslim edeceğini tekrar taahhüt etmişti. Mustafa Çelebi böylece Gelibolu geçidine ve donanmaya hakim olduğu gibi İstanbul Boğazı'nı da tutmuş bulunuyordu. Ancak Murat Han bu bunalımlı günlerde kıymetli bir müttefik buldu. Foça'daki şap madenlerini işleten Cenevizler burada oturmalarına karşılık her sene Osmanlılara muayyen bir miktar para ödüyorlardı. İhraç ettikleri şapları Avrupa piyasalarına sevk ediyorlardı. Murat Han'ın Foçalılarla ittifakını duyan Cüneyt Bey, Mustafa Çelebi'yi ikaz etti. Bu ikazlarında Murat'ın müttefik arayışları içerisinde olmasına rağmen kendilerinin Edirne'de zevkü sefa sürdüklerini söyledi ve harekete geçilmesinin uygun olacağını dile getirdi. Bu yerinde ikazlar üzerine Mustafa Çelebi, 20 Ocak 1422 tarihinde hemen kuvvetlerini toparlayarak Gelibolu yoluyla Lapseki'ye geçti. Yanında 12.000 atlı ve 5.000 yaya kuvveti bulunuyordu. 3 gün orada kaldıktan sonra Bursa tarafına yürüdü. Sultan II. Murat Han da Emir Buhari'nin duasını aldıktan sonra Ulubat Gölü kıyısında otağını kurdu. Timurtaş Paşa'nın oğulları ve Akıncı kollarının yiğit serdarları Umur, Oruç ve Ali Beyler Murat Han'ın huzuruna vararak Musa Çelebi tarafına tuttuğu için Sultan Çelebi Mehmet tarafından Tokat'ta hapsedilen Mihaloğlu Mehmet Bey'in serbest bırakılmasını istediler. İkinci Murat, bu genç vezirlerin sözlerini kabul ederek Mihaloğlu'nu şan ve şerefle Otağ-ı Hümayun'a getirdi. İkram ve iltifatlarla karşıladı. Kırık gönlünü tamir etti. Mihaloğlu Mehmet Bey ise kulların ulu eşiğe karşı her zaman saygılı olması gerektiğini ve ne hizmet buyurulursa daima can ve başla koşacağını samimi bir dille ifade ederek padişahı hoşnut etti. Ardından Mihaloğlu Mehmet Bey kuvvetli bir konuşmayla Rumeli beylerini Murad'ın safına çekmeyi başardı. Öte yandan Şehzade Mustafa, 5000 kadar yaya ve atlı asker seçerek köprünün üst başından karşıya geçmelerini emretmişti. Sultan Murat bu haberi alınca Umur Bey'i 2000 seçme sipahi ile o tarafa gönderdi. Umur Bey süratle onların geçeceği mevkiye gelerek pusuya yattı. Gece karşıya geçenlere ani bir baskınla bozguna uğrattı ve pek çoğunu esir etti. Mustafa bu bozgun haberleriyle birlikte Rumeli beylerinin karşı tarafla görüştüğünü haber alınca yıkıldı. Bu sırada Hacı İvaz Paşa'dan Şehzade Mustafa'ya, Timurtaş oğullarından ise Aydınoğlu Cüneyt'e mektuplar geldi. Hacı İvaz Paşa Mustafa'ya bağlılığını bildiriyor ancak yanındaki beylerin
diğer tarafla anlaştığını, savaş esnasında kendisini yakalayıp Murad'a teslim edeceklerini bildiriyordu. Timurtaşoğulları ise Cüneyt Bey'e beylerin bu tarafla anlaştığını bildirip daha fazla orada durmasının ahmaklık olacağını, bir an önce bu tarafa geçip hünkâra bağlılık bildirisi sunmasını, böylece eski beyliğine tekrar kavuşmasının mümkün olacağını belirtmekteydiler. Mustafa mektubu okuyunca derhal İzmir oğlunu çağırdı. Onun mektubuyla karşılaştırdıklarında Rumeli beylerinin anlaştıklarına kesin kanaat getirdiler. Kaçış yolundan başka bir çare kalmadığını gördüler. Nitekim Hacı İvaz Paşa kuvvetleriyle karşıya geçip savaşa giriştiği sırada Mustafa da yanında bulunan 3-5 adamıyla birlikte Biga yönüne doğru uzaklaşmaya başlamış bulunuyordu. Tan yeri ağarırken Murat Han da karşı yakaya geçti. Onun gelişini gören Rumeli beylere özürler dileyerek affedilmelerini dilediler. Vezirlerden İbrahim Paşa hepsini kırmak gerektir dedi. Hacı İvaz Paşa ve Mihaloğlu ise bunları hep Aydınoğlu fesada vermiştir. O bunlara Mustafa'nın Yıldırım'ın oğlu olduğunu söyledi. Buna da inandılar. Mağdur oldular. Şimdi düzmece olduğunu bildiklerinde işte tarafımıza geldiler. Suçları yoktur diyerek bağışlanmalarını dilediler. Bunun üzerine padişah hepsini affetti. Süratle Biga önüne gelen Mustafa Çelebi nehrin taşmasından dolayı karşı yakaya geçerek yolu bulamamıştı. Biga kadısı bir hayli altın mukabilinde kendisine geçidin yerini göstererek yardımcı oldu. Bu sayede sahile inerek orada bulunan gemilere atlayıp Gelibolu tarafına hareket etti. Öte yandan Murat Han ise Mustafa Çelebi'nin işini sıcağı sıcağına bitirmek arzusundaydı. Gemilerin tahrip edildiğini görünce evvelce anlaşmış olduğu Poço Ceneviz Bey'i Adorno'ya haber göndererek harp gemileriyle gelmesini istedi. Bu arada paraya tamah ederek Mustafa'nın kaçışına zemin hazırlayan Biga kadısını geçidin başına astırdı. Adorno derhal 7 harp gemisiyle Lapseki'ye geldi. Murat Han 500 kadar adamı ile kadırgaların en büyüğüne bindi. Gemilerle tam denizin ortasına gelindiği vakit Adorno, Sultan Murad'ın önünde diz çökerek Şap madenleri dolayısıyla Osmanlı hazinesine olan borcunun bağışlanmasını rica etti. Adorno'nun hazineye borcu tam 27 bin altını bulmuştu. Ancak şu an belki de onun sadakatini temin edebilecek en önemli bir vakitti. Murat Han isteğini kabul ederek eline vesikasını verdi. Mustafa Çelebi, Gelibolu surlarının üzerinden Ceneviz gemilerinin pupa yelken geldiklerini görmüştü. Derhal Adorno'ya bir adam göndererek Murad'ı karaya çıkarmamasına mukabil 50 bin altın vereceğini vaat etti. Adorno bu teklifi tereddütsüz reddetti. Gemiler Gelibolu önüne gelince Mustafa'ya bağlı güçler bunların karaya asker çıkarmasına mani olmak istediler. Bunun üzerine Adorno 500'den fazla okçu kuvvetini 20 kadar kayığa bindirerek sevk etti. Bunlar karaya çıktılar ve Mustafa'nın okçularını uzaklaştırarak sahilin müdafaasını emniyet altına aldılar. Bunun üzerine Murat Han da karşıya çıktı. Mustafa Çelebi artık hiçbir şekilde Murad'a karşı koyma ihtimalinin kalmadığını anlamıştı. Süratle kaçarak Edirne'ye can attı. Sarayda bulabildiği hazineleri alarak Eflak'a doğru kaçmak istedi. Murat Han'ın seçme birlikleri ise hiç durmadan kendisini takip ediyorlardı. Nihayet Edirne'nin kuzeyinde, Tunca Nehri kenarındaki Kızıl Ağaç inicesinde yakalanarak Edirne'ye getirdiler. Mustafa Çelebi, Sultan Murad'a bir şey söylemek istediğini beyan ettiyse de itibar olunmadı. Murat Han, onun alelade bir şahıs gibi öldürülmesini emrettiğinden Hisar Bozu'na asılarak infaz edildi. Böylece onun Osmanlı Hanedanı'ndan kabul edilmediğini halk asker herkese göstermiş oluyordu. Zira hanedandan katli lazım gelenler ancak boğulmak suretiyle öldürülürlerdi. Bizans İmparatoru Manuel ve saltanat ortağı oğlu Ioannis, Murat Han'ın Mustafa Çelebi isyanını bastırdığını duyunca endişeye kapılmışlardı. Murat Han'ın intikam alacağından korkuyorlardı. Derhal Bizans asilzadelerinden Lakanas ve Marco Ganis adlarında iki elçiyi Edirne'ye gönderdiler. Hem saltanatını tebrik etmek hem de aradaki soğukluğu gidermek istemişlerdi. Elçiler aradaki anlaşmazlıkta bütün kabahati Bayezid Paşa'ya yüklediler. Onun Sultan Mehmed'in vasiyetine rağmen çocukları vermediği gibi gönderilen elçileri de kovduğunu, böylece araya husumet soktuğunu belirttiler. Murat Han ise elçilerle görüşmeyi reddettiği gibi kendilerini de tevkif ettirdi. Niyeti Bizans'ın fitne ve fesatlarına tamamen bir son vermekti. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra elçileri hapisten çıkarttı ve İstanbul'a fetih gayesiyle yürüyeceğini imparatora bildirmesini istedi. Ardından Mihaloğlu Mehmet Bey'i 10.000 kişilik bir kuvvet ile İstanbul'un etrafına vurmak üzere görevlendirdi. 20 Haziran 1422'de Murat Han 20.000 kişilik bir kuvvetle İstanbul önüne geldi. Muhasara top atışlarıyla başladı.
Ancak bu toplar kale bedenlerine ciddi hasar yapabilecek güçte değillerdi. Yaşlı İmparator Manuel bu sırada ölüm döşeğindeydi. Oğlu ve veliahtı Ioannis Saint-Romain bugünkü Topkapı Kapısı'nı müdafaa eden askere kumanda ediyordu. Yatağında can çekişmekte olan İmparator Manuel'in Murat Han'ın geliyorum diye gönderdiği haberden beri tek düşüncesi bu derde bir çare bulmaktı. Anlaşma tekliflerinin reddedilmesinden sonra Karamanoğullarının yanına kaçmış bulunan Sultan Murat'ın kardeşi Şehzade Mustafa'ya haber gönderdi. Kendisini ağabeyi Sultan Murat'a karşı teşvik ederek tam destek sözü verdi. Bir hafta sonra vefat edecek olan imparator arzusuna muvaffak olmuştu. İkinci Murat Han saldırıları idare etmekteyken bir ulak gelerek kardeşi Mustafa'nın Bursa'ya girdiğini söyledi. Çelebi Mehmet'in oğullarından Mustafa babasının vefatında 12 yaşlarında Hamidili Sancakbeyinde bulunuyordu. Ağabeyinin cüzdanı üzerine öldürülmekten korkarak Karamanoğlu'nun yanına kaçmıştı. İstanbul'un 2. Murat Han tarafından muhasara altına alınmasıyla birlikte imparatordan şehzadenin lalası Şaraptar İlyas Bey'e mektuplar gelmeye başladı. İmparator saltanat davasında kendilerini her bakımdan destekleyeceklerini vaatinde bulunuyordu. Genç talebesinin saltanatı elde etmesi halinde kavuşacağı nimetleri düşünen İlyas Bey için onu ikna etmek çok zor olmadı. Karaman ve Germiyan Beyleri de kendisini destekleyerek kuvvetler gönderdiler. Neticede Şehzade Mustafa toplanan kuvvetlerle Bursa üzerine yürüdü ve orada tahta oturdu. Şarapta İlyas Bey ile Kara Taceddin oğlu Mahmut veziri ve kumandanı olarak orduda görev yapıyorlardı. Bursa halkı şehrin Mustafa'ya teslim edilmesine karşı çıktılar. Şehrin önde gelen şahsiyetlerinden Ahi Yakup ile Ahi Hoşkadem'i elçilikle ordugaha gönderdiler. Onların iknasıyla yeni fitnebazlar İznik üzerine yürüdü. Kale muhafızı Firuz Bey oğlu Ali Bey durumu Sultan Murad'a bildirmişti ve beraatını da göndermişti. Ali Bey aldığı talimat üzere teslim oldu. Şaraptar İlyas Bey aldığı beylerbeylik müjdesi üzerine şehirden ayrılmadı. Öte yandan Sultan Murat Han, İstanbul muhasarası sırasında hadiseyi duyunca ertesi gün kuşatmayı kaldırarak acele ile Gelibolu'dan karşıya geçerek İznik'in yolunu tutmuştu. Uzun süre İznik'te oturmanın tehlikesini hisseden Germiyan ve Turgutlu kuvvetleri kumandanları Mustafa Çelebi'yi alıp Karaman'a götürmek istediler. Şaraptar İlyas Bey ise buna mani oldu. Beyler onun hıyanetini anlamışlardı. Neticede Murat Han'ın öncü kuvvetleri bir sabah ansızın İznik'i bastılar. Mustafa Çelebi hamamda bulunuyordu. Beylerbeyi Taceddin oğlu Mahmut Bey, efendisine derhal bir at bulup kaçırmak istedi. Ancak karşısına Mihaloğlu Mehmet Bey çıkmıştı. Mahmut Bey, yaşlı Akıncı Bey'ini atından düşürerek öldürdüyse de kaçıp kurtulmaya muvaffak olamadı. Beylerinin şehit edildiğini gören Mihaloğlu'nun Akıncı yiğitleri derhal Mahmut Bey'i yakalayıp parça parça ettiler. Şaraptar İlyas Bey ise Şehzade Mustafa'yı yakalayarak İznik önüne gelmiş bulunan Sultan Murad'a götürdü. Mustafa Çelebi padişahın emriyle İznik dışında bir incir ağacının altında boğularak öldürüldü.